kütle çekim kuvveti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir arkadaşlar. Bunları bir sıralayalım isterseniz kütle çekim kuvvetine dahil olduğu kuvvetleri. Doğada 4 tane temel kuvvet var. Bunların baş harflerinden akrostiş oluyor. Gez yes, Konya'yı diye şöyle aklımıza kalabilir. Birincisi G dediğimiz güçlü nükleer kuvvet, E elektromanyetik kuvvet, Z zayıf nükleer kuvvet, K kütle çekim kuvveti olmuş oluyor. Yukarıdan aşağı doğru indikçe en güçlüden en zayıfa doğru. O yüzden buradaki kütle çekim kuvveti yani aynı zamanda en zayıf kuvvet güçlü nükleer kuvvet ise en güçlü olmuş oluyor. Buna da dikkat. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Evet, temel kuvvetlerin tamamı temas gerektirmeyen kuvvettir. İki kütle birini çekerken aralarında temas yok bu anlamda yani. Doğadaki temel kuvvetlerden en zayıf olanıdır. Evet, en güçlüsü güçlü nükleer kuvvet, en zayıfı kütle çekim kuvveti olmuş oluyor. Doğru bize yanlış soruyordu çünkü. Devam. Gelgit olaylarının yaşanmasında kütle çekim kuvvetinin etkisi vardır demiş. Evet, bazı zamanlarda ay dünyaya olduğundan daha yakın olunca arttığı için okyanusları kendine doğru çekiyor ve gelgit olayı yaşanabiliyor. Oysa bu da kütle çekimiyle alakalı da doğru. Dünya etrafında yörüngesinde dolanmakta olan bir uyduya dünya tarafına uygulanan kütle çekim kuvveti sıfırdır demiş. Hayır tam aksine zaten dünya etrafında herhangi bir uydu kütle çekim etkisiyle merkezi kuvvet yaratıp öyle dönmüş oluyor. O yüzden yanlışı bulmuş olduk. Edirne'ye de bakalım ama dünya güneşe yaklaştıkça aralarındaki kütle çekim kuvveti artar demiş. Yani yaklaştıkça aynen öyle artacaktır. Uzaklaştıkça azalacaktır. Formülümüzde hatta şu. F eşittir G evrensel çekim sabiti. M1, M2 kütleli cisimler bölü aradaki uzaklığın karesi olmuş oldu. Oysa uzaklık azaldıkça kuvvetimiz ne yapacak? Artacak. Bu anlamda bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız denizliydi. K cismi derin bir sondaj ile bir nolu yörüngede yerin merkezine doğru gönderiliyor. L cismi iki nolu yörüngede fırlatılan uydunun içinde bulunuyor. M cismi gemiye 3 olduğu yörüngeyi takip ederek güney kutbunda görülüyor demiş. Buna göre kalemi cisimlerinden hangilerinin etki kütle çekim kuvveti azalır demiş. Arkadaşlar kütle çekim kuvveti yüzeyde dünyanın yüzeyinde G, M bölü R kare. Bakın kütle çekim kuvvetinin formülü yer çekimi formülü daha doğrusu bu. Şu olmuş oldu. Şimdi uzaklaştıkça yer yüzeyinden uzaklaştıkça R arttıkça yer çekimi ne yapacak? Azalacak. Mesela iki yönde giderken azalırmış deriz o anlamda. Bakın ikideyken azalacak şunu azalır işareti koyalım e, ee, 3'teyken bakın dünya yüzeyinde yarıçapımız sabit değil. Ekvatorda şirkin kutuplarda basık olmuş oluyor. Kutuplarda basık olduğu için bakın yer yüzeyine daha yakın. Şurada R'miz daha az. R daha az olunca bu sefer yer çekimi daha büyük olmuş olur. O yüzden 3 yöne giderken yer çekimi artacakmış diyeceğiz. İçeride ise farklı bir durum var. İçeride dikkat. Hatta şöyle bir grafik de ekleme yapabiliriz. Bakın şuraya çekilmesi zamanla nasıl değişir diye şöyle koyacak olsak yer yüzeyinden merkeze doğru gittikçe düzgün bir şekilde azalıyor. Şuraya kesikli gösterelim. Bakın yer yüzeyindeyken maksimum ama merkeze doğru gittikçe düzgün bir şekilde azalacak. O zaman şuradan merkeze doğru gittikçe düzgün azalma gerçekleşeceği için bir yönde giderken de azalırmış deriz. Bu anlamda K ve L'de azalırmış, M'de ise artarmış. Yani cevabımız Bursa olacakmış deriz. Özdeş Kali uyduları dünya etrafında şekildeki yörüngelerde dönerken hızları VKV ile pilotları TKT ile uyduların dünya tarafında uygulanan kütle çekim kuvvetleri FKF'ledir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Birincisi de hızla başlamış. Hızları birbirine eşittir diyor. Şimdi hız formülümüz var. Onu doğrudan aklımızda tutabiliriz ya da çıkarabiliriz. Derseniz bir çıkarımını göstereyim arkadaşlar. Şurada M kütleli bir cisim düşünün. Daha doğrusu uyduyu düşünün. M kütleli olsun. Dünyanın kütlesini büyük M diyelim. Bakın R yarıçaplı yörüngede dolanıyor olsun. Şimdi uydunun dolanmasının nedeni dünyanın onu uyguladığı kütle çekim kuvveti. O kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvet yaratıyor ve dairesel yörünge izliyor uydu. Hadi yazalım o kütle çekim kuvvetini. G dünyanın kütlesi, uydunun kütlesi böyle aradaki uzaklığın karesi yani R kare eşittir F merkeziyle yani M ve kare bir oraya eşitleyecek olursak bakın R'ler burada birer tane gidiyor. Küçükemlerde uydunun kütlesi de gidiyor. O zaman uydunun hızının formülü G evrensel çekim sabiti büyük M dünyanın kütlesi bölü R olacakmış kare içerisinde. O zaman hız formülü buymuş. Bu ne anlatıyor? Şimdi K ve L gezegenleri G'de sabit M zaten dünyanın kütlesi. Onların kütlesine bağlı değil. Kaldı ki K ve L özdeş uydu diyor. Onların da kütlesi aynı ama buradaki büyük M dediğimiz dünyanın kütlesi. Uydunun kütlesine zaten bağlı değil. Doğru. Dolayısıyla G aynı. Büyük M aynı. R'ler farklı. R'si büyük olan hızını yapacak. Küçük olacak. O zaman demek ki K'nın hızı L'nin hızından daha büyük olmalıymış deriz. Burada eşit dediği için yanlış oldu. Birinciyi attık. Periyot kısmına gelince onu iki türlü söyleyebiliriz. Bir, Periyodumuz bir tur atması için geçen süre yani 2 pi r bölü v olmuş oluyor. Bakın k yakında yani r'si küçük ama hızı da büyük. Yani r'si küçük olduğu için bir defa periyodu küçük. Hızı da büyük olduğu için periyodu küçük olmuş oluyor. O yüzden k'nın periyodu küçük, l'nin periyodu daha büyük. Yani l'nin periyodu k'dan büyüktür deriz. Yani bir başka deyişle yakın olan uydu daha hızlı hareket ediyor. Hem yolu daha kısa hem de daha hızlı hareket ettiği için daha kısa sürede dolanır. Yani periyodu dolayısıyla daha küçük olmuş oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla L'nin periyodu daha büyük olacak. Burada onu söylemiş doğru. Ya da şuradan da düşünebiliriz arkadaşlar. Kepler kanunlarından. R küp bölü T kare oranı bütün gezegenler için sabittir diyor. Bunu uydu dünya ilişkisi için de söyleyebiliriz aslında. R'si büyük olunca periyot büyük olmuş oluyor. Bu anlamda baktığımızda L'nin periyodu R'si büyük olduğu için periyodu da onun büyüktür. Oradan da söylenebilirdi. de. Devam. Üçüncü kütle çekim kuvveti demiş. Kütle çekim kuvveti F eşittir. G evrensel çekim sabiti büyük hem dünyanın küçük hem uydurum kütlesi dersek böyle aradaki uzaklığın karesi. R kare ya da D kare şöyle formülü yazacağız. Şimdi G aynı büyük hem aynı küçük hem aynı o zaman uzaklıkla ters orantılı. L'nin uzaklığı fazla olduğu için kütle çekim kuvveti daha az olacakmış. Yani K'nın L'den daha büyük olacakmış. Burada da öyle söylemiş. O yüzden cevabımız 2 ve 3'ten Edirne olurmuş deriz. Dünya güneş tarafında dolanmaktayken yargılarından hangileri doğrudur demiş. Dünya en büyük çizgisi hızına K geçerken ulaşır demiş. Arkadaşlar Dünya güneş etrafında dolanırken açısal momentumu korunur. Çünkü dışarıdan etkeden ekstra bir kuvvet yoksa, hareket doğrultusunda yani bir tork yaratmıyorsa o zaman cismin ya da sistemin açısal momentumunda bir değişiklik olmaz diyoruz. O zaman açısal momentum korunumundan yola çıkarak bunlara cevap verebiliriz. Açısal momentumu neydi? L eşittir m çarpı v çarpı r. Yani dünyayı güneşe baktığımızda, aradaki mesafeye baktığımızda noktasal bir kütle gibi düşünebiliriz. O yüzden mvr yazabiliriz açısal momentum anlamında. Çünkü Dünya ile Güneş arası mesafe 150 milyon kilometre. Çok büyük. O yüzden Dünya Güneş'e göre ya da aradaki mesafeye göre daha doğrusu noktasal cisim olarak kabul edebiliyoruz. Mesela burada MVR'den yazacak olursak Dünya Güneş tarafında dolanırken bakın hızımız ve yarı çapımız. Yarı çap küçük olduğu yerde o zaman hızımız büyük olsun ki kütle sabit zaten. Açısal momentum değişmemiş olsun. Açısal momentum korunur diyoruz ya o zaman yarı çapın küçük olduğu yerde hız büyük olmalı. Mesela şöyle bir genelleme yapabiliriz. Dünya güneş etrafında dolanırken dünyaya yaklaştığı yerlerde hızı artar, uzaklaştığı yerlerde hızı azalırmış. Dünya en büyük çizgisi hızına kanuksan geçerken ulaşır demiş. Evet, yarıçap çap orada minimum olduğu için en büyük hıza ulaşmış olacak. Doğru oldu birincisi. 2. Dünya ile güneş arasındaki kütle çekim kuvveti en büyük değerine dünya L noktasından geçerken alır demiş. Tam aksine e, geçerken alacak. L'de en küçük değerini alacaktır. Çünkü uzaklığın karesiyle ters orantılı. Bakın G çarpı büyükken küçükken bölü aradaki uzaklığın karesi yani r kare. O zaman l noktası r maksimum olduğu için kuvvetli minimum değerini alacak. O yüzden yanlış olmuş oldu ikincisi. 3. K noktasından geçerken dünyanın açısal momentumunun büyüklüğü en büyük değerini alır demiş. Hayır açısal momentum korunur diyoruz. O yüzden her yerde eşit büyüklükte olacak. Üçüncüsü yanlış oldu. Cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. Belirli bir zaman aralığında dünya ile güneş arası kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü artıyor. Buna göre bu zaman aralığında dünyaya ait hangileri artar demiş. Arkadaşlar Dünya güneş etrafında dolanırken, şurası güneş, şu da dünya olmuş olsun. Dünya güneş etrafında dolanırken elips şeklinde bir yörüngede dolanıyor. Yani yarı çap sabit değil. Kimi yerlerde Güneş'e uzak, kimi yerlerde daha yakın olmuş oluyor. Bu dolanma esnasında açısal momentum korunacak. Açısal momentum dediğimiz ne? L eşittir. I çarpı W ya da noktasal cisimler için MVR'yi kullanıyoruz. Bunu. E, dünyayı da noktasal kabul edebiliriz. Güneş olan uzaklığı çok fazla çünkü. Bu anlamda noktasaldır. O zaman açısal momentum korunacak. Açısal momentum korunacaksa dünyanın kütlesi sonuçta sabit. Bakın bazı yerlerde güneşe daha yakın. Yakın olduğu yerde o zaman hızı daha büyük olsun ki açısal momentum büyüklüğü değişmesin. O yüzden güneşe yaklaştığı yerlerde hız artar. Güneşte uzaklaştığı yerlerde hız azalırmış diyebiliriz. Bu anlamda bakacak olursak güneşe yakın olduğu yeri şu tarafa doğru yaklaştıkça hız artacakmış. Hızı artacaksa o zaman kinetik enerjisi artmalı bir bölüken ve kareden potansiyel enerjisi azalmalı. Çünkü toplam enerjisi değişmeyecek etrafında dolanırken. O yüzden kinetik enerji artıyorsa potansiyel enerjisi azalır diyelim. Bu mantıkla bakacak olursak kinetik enerjisi hangileri artar diyorsak kinetik arttı. Kütle çekim potansiyel enerjisi azaldı toplam enerji değişmedi. O yüzden cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerin yüzeylerindeki ortalama çekimlerinin büyüklükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Bakın dünyada 9.81, Mars'ta 3.84, Neptün'de 11'miş. Yer çekilmesinin değeri metre saniye kare cinsinden ne diyor biri de? Bir astronotun Mars yüzeyindeki ağırlığı dünya yüzeyinden daha küçüktür demiş. Ağırlık dediğimiz büyük G ile gösterdiğimiz M cismin kütlesiyle çekilmesinin çarpımına eşit. O yüzden bu anlamda bakacak olursak Mars yüzeyinde çekilmesi az olduğu için Dünya yüzeyindekinden daha küçük olmuş oluyor. Çünkü burada m çarpı 9.81 diyeceğiz ağırlığına. Burada ise m çarpı 3.84 diyeceğiz. Burada ise m çarpı 11 diyeceğiz mesela ağırlıkları. Tamam. O yüzden ağırlayan fazla Neptün'de olacak. En az ise Mars'ta olacakmış. Burada da doğrusu birincisi de öyle söylemiş. Biri doğru. iki. Neptün yüzeyinden haş kadar yüksekten serbest bırakılan cisim Dünya yüzeyinden haş kadar yüksekten serbest bırakılan cisimden daha kısa sürede çarpar demiş. Onun için atışların şu serbest düşme formülünü kıyaslayabiliriz bunun üzerinden a eşittir 1 bölü 2 gt kare. Bakın aşımız sabit her ikisi içinde. O zaman g büyükse süresi ne yapacak burada? Küçük olacak. Mesela burada da Neptün yüzeyinde daha kısa sürede çarpar demiş. çekimmesi büyük olduğu için Neptün'de dünyaya göre. O zaman ne yapacak? Sürede daha kısa olacak. Dolayısıyla ikincisi de doğru olmuş oldu. 3. Bir cisim Mars yüzeyinden Neptün yüzeyine götürürse kütlesi artar demiş. Arkadaşlar ağırlık değişir de kütle değişmeyen madde miktarı. O yüzden her yerde aynıdır. Her gezegende kütle değeri aynı olmuş olacak. Sadece değişen çekilmesi değiştiği için ağırlık değişiyor. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Yani değişmemesi gerekirdi. Cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Bir fizik öğretmeni öğrencilerinden dünyanın çekilmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiğini aşağıdaki grafikte çizmelerini istiyor. Buna göre aşağıdaki grafik çizimlerinden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar dünyanın yüzeyinde, yer yüzeyinde yer çekilmesi en fazla. Uzaklaştıkça karesiyle orantılı azalıyor. Bakın dışarı doğru gittikçe azalıyor karesiyle ters orantılı azalıyor. Merkeze doğru gittikçe ise işte düzgün azalıyor. Şöyle olmuş oluyor. O yüzden bu grafiği aramak lazım. Bu da arkadaşlar Ceyhan'da varmış deriz.